Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay, AgroLima kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk milli takımımızda Uluslar Ligi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki rakibimiz olan İtalya şu anda ligde ikinci sırada arkadaşlar. Henüz hiç mağlubiyetleri yok. İlk 11'de diziliş olarak 4-3-3 atağa geçtim. Ayrıca sol bekte Umut Meraş yerine Hasan Ali Kaldırım oynatacağım. Çünkü Hasan Ali Kaldırım oyunda Umut Meraş'tan daha iyi. İşte rakibimizin ilk 11'ini görüyorsunuz. Onlar da 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Biz atak versiyonuyla oynayacağız. Onlar düz versiyonla oynayacak. Önce de belirttiğim gibi İtalya şimdiye kadar hiç mağlup olmamış. O yüzden iki kat dikkatli ve konsantre olmamız lazım. Lafı uzatmayalım, oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. İstanbul'dan hepinize merhaba. Türkiye-İtalya mücadelesi başlamak üzere. İşte görüyorsunuz Türk taraftarlarımız. Harika bir atmosfer var. Burak Yılmaz'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Başarılar bizim çocuklar. Kısa paslarla hedefe doğru ulaşmaya çalışayım arkadaşlar. Uzun paslar bir işe yaramayabilir. Özellikle böyle rakiplere karşı. Ya bazen yemin ederim istediğim yere oynamıyor ya. Acayip sinirim bozuluyor gerçekten. Şimdi Yusuf Yazıcı sağ kanada oynadım. Cengiz Ünder, Cengiz Yardır. Konuşamadım ama neyse. Cengiz'in yerden pası geçmedi. Belotti, şimdi Insigne, Cristante, Insigne'nin önüne oynadı. Çağlar Söyüncü karşılayacak. Çağlar Söyüncü müthiş girdi araya ama faul yapmışız. Belotti şimdi güzel bir pas oynamak istedi, orada araya girdik. Burak Yılmaz'ın önüne. Of of, Allah'ım sen sabır ver ya. Yemin ederim sen sabır ver ya. Vallahi billahi sen sabır ver ya. Bakacağım yani, tekrarda hep görüyorum ben nereyi tuttuğumu falan. Orada görünce daha çok sinirleniyorum. Burak Yılmaz'ın önüne bırakacağım. Burak Yılmaz yetişirse. Hakan. Heyecandan konuşamadım. Hakan vurdu, Çağlar Söyüncü sarı kart yiyormuş. Ben de Çağlar ne alaka diyecektim. Cengiz Ünder. Yaptı ortayı. Kafa. Az farkla dışarıya gitti. Burak Yılmaz. Bu gol bize var ya, yemin ederim ilaç gibi gelecekti. İtalya şimdi sol kanattan gelmeye çalışıyor. Insigne. Bakmayın abi, ufacık boyu var ama yemin ederim çok tehlikeli bir futbolcu. Aldık topu. Ya senin. Aceleden iki kere arka arkaya bastım üçgene. Öylelik. Topu havalandırdı kendince. Sakin, sakin. Oyuncularımız şöyle bir yerleşsin de bir güzel. İtalyan savunması denen bir şey var ya, o gerçekten var abi ya. O gerçekten var. Ama bizde de Türk savunması var. İnşallah biz de geçit vermeyeceğiz. Güzel, güzel, güzel. Hakan. Pasını oyna. Adam geldi seni. Blok etti orada. Aradan çok güzel bir pas. Orta yapacağım. Keşke yerden yapsaydım, seni sonradan gördüm. Oyuncuları savunurken bir yandan da boş alan bırakmamamız lazım. Şimdi İtalya hızlı paslarla çıkıyor. Belotti attığı füzeyle topu ağlarımıza yolladı. Başa baş giden mücadelede çok güzel bir gol yedik maalesef. Çağlar Söyüncü'nün sarı kartı var. Çok önemli bir oyuncumuz. Onun kırmızı kart görmemesi için onunla savunurken özellikle dikkat ediyorum. Evet, ikinci yarı başlıyor şimdi. İlk yarıyı maalesef 1-0 mağlup kapattık. İtalya şimdi serbest vuruş kullanacak. Yerden pas oynayabilirler. Harika bir paslaşma. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Uğurcan aman. Çağlar girdi bu sefer araya. Çok etkili geliyor İtalya. Çok etkili. Şimdi orta. Kafayla uzaklaştırmaya çalıştık. Olmadı. Yemin ederim gol sandım. Vallahi de billahi de gol sandım. Müthiş vurdu gerçekten. Yemin ederim gol sandım. Zeki Çelik harika girdi araya. Yoksa kaleciyle zaten çıkmıştım biraz. Aşırtmayla golü atabilirdi Insigne. Gerçekten çok güzel bir müdahale geldi. Şimdi orta. Aman dikkat, aman dikkat. Hadi abi, hadi beraberliği bulmamız lazım. Hadi. Cengiz Ünder oynadım. Cengiz. Yerden sert bir orta. Geçmedi top. Şimdi Zeki Çelik. Pasını oyna. Ne? Sakin ol Oktay. Sakin ol Oktay. Sakin ol Oktay. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir de gol yersek var ya. Boyun beni çıldırtacak ya. Yemin ederim boyun beni çıldırtacak ya. Vallahi de billahi de çıldırtacak boyun beni. Merih Demiral'dan klas bir müdahale.
Ona değildi ya. Ona değildi ya. Abi valla videoyu montajlarken hep dikkat edeceğim bunlara. Benim oynadığım yerlere mi oynuyor yoksa kendi kafasından göre mi oynuyor diye. Ona göre var ya bir dahaki bölümlerde dikkat edeceğim yani. İnşallah benden kaynaklıdır. Bakın yemin ederim inşallah benden kaynaklıdır. Çünkü eğer oyundan kaynaklıysa ben iki kat sinirlenirim yani. Sinirim bozuluyor ya. Mis gibi pozisyonlar gitti. Bir de burada ikiyi yemeyelim aman. Müdahale aman aman aman. Defansta sakin. Hücumda agresif. Zeki Çelik şimdi yerden sert mi oynasam? Yerden pas mı oynadım? Şut! Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be. Dakika 90 olmuş. Ne ara 90 oldu ya? Karşılaşma bitmek üzere. Bitmesin. Bitirme hoca. Ne olur bitirme hoca. Son şans. Son pozisyon tamamen benim hatamdı. Gerçekten tamamen benim hatamdı. Orada yani şu an kendime kızdığım için. Of. Neyse, neyse sakin, sakin, sakin. Daha maçlarımız çok. İlerliyoruz. Maalesef 1-0 mağlup olduk. 8. sıraya geriledik. Daha önce 7. sıradaydık. İtalya tekrar liderliğe yükselmiş. Bir sonraki karşılaşmamız Norveç'e karşı. Daha sonra da Belçika'ya karşı oynayacağız. İstatistik olarak Ozan Kabak Merih Demiral'dan daha iyi gözüküyor. O yüzden bir sonraki karşılaşmalarda bir sonraki karşılaşmada Ozan Kabak'a şans vermek istiyorum. Problem onda değil. Problem onda değil biliyorum ama şöyle biraz değişiklik olması lazım. Bir sonraki karşılaşmamız 10. sıradaki Norveç'e karşı. Hakem Türk Mehmet Yıldıraz, Sörloth ve Haaland var, Ödegaard var, Elyounoussi var, Omar var. Hep tanıdık isimler, hep tanıdık isimler. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Norveç-Türkiye mücadelesi başlamak üzere. Oyuncular sahaya çıkıyor. İstiklal marşları okundu ve Sörloth'un vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Güzel paslaşma. Burak Yılmaz! Kalecinin üzerine vurdu kalecinin. Bir önceki maçtan hırsım var arkadaşlar. Yemin ederim. Şimdi İrfan Can Kahveci. Yusuf. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Orada boş pozisyon yaratmaya çalıştım. Kızanlarınız vardır hani şut çek şut çek diye. Ben o kadar şey yapamıyorum arkadaşlar ya. Valla o şut konularında çok iyi olan bir arkadaşım var ama ders vermiyor maalesef. Adam sırrını benimle paylaşmıyor. Sol kanatta ortayı deneyecekti, girdik araya. İrfan Can Kahveci, hızlı çıkabilir miyiz? Yusuf Yazıcı, pasımı 3 gün oldu oynayalı. 3 gün sağ kanada oynadım. Offside yok. Offside yok, temiz pozisyon. Yerden orta. Bir an acaba offside mi dedim ama 1-0 öne geçiyoruz. Gol Burak Yılmaz. Yemin ederim offside sandım, o yüzden sevinmedim. Belki var ya yani çok az bir farkla offside'den kaçmış. Tekrarında mutlaka bakmak istiyorum ona. İşte burada son anda offside'dan çıkmış. Gerçekten son anda çıkmış yani. Attığımız bu güzel golle 1-0 öne geçiyoruz Norveç karşısında. Haydi haydi haydi, bu maçı almamız lazım. Pasımı oynayacağım şimdi, top kaybı yaşamadan. Sağ kanada oynadım. Cengiz Ünder. Haydi Cengiz. Cengiz vur ona. Ceng. Allah'ım yemin ederim gol sandım. Yemin ederim gol sandım. Çok sert vurdu fakat maalesef top ağları bulmadı. Çok güzel bir pas. Yusuf Yazıcı'nın önüne bırakacaktım. Oynayamadım maalesef. Araya girdik fakat top kaleciye kadar ulaştı. Araya girdik, çok iyi. Pasımı oynayacağım. Haydi Yusuf. Yusuf atarsın sen bunu Yusuf. Harika bir gol. Yusuf atıyor. Yusuf müthiş bir gol atıyor. Yusuf Yazıcı. İşte bu be, işte bu. Müthiş bir gol atıyor Yusuf Yazıcı. Adeta ben bile coştum ya. Benim gibi suskun biri bile coştu. Harika bir gol atıyor Yusuf Yazıcı. İşte gol teknolojisi. Top resmen girmiş içeriye. Müthiş bir gol atıyor Yusuf Yazıcı. Ayağına sağlık senin. Haydi böyle devam edelim. Hiç soğumadan 3. golü de bulabilir miyiz acaba? Cengiz'in önüne bıraktım şimdi tekrar. Cengiz ortayı yapacak. Cengiz ortayı yaptı. Bir kafa gelir mi?
Kaleci son anda müdahale etti. Araya girelim. Hakan harika. Harika harika. Yemin ederim vücudunu harika koydu oraya. Gol için adeta bütün her şeyimizle bastırıyoruz. Ödegaard şimdi sağ kanattan geliyor. Orta yapmasına izin vermeyelim. Orta yapmasına izin vermeyelim. Haaland, Haaland çok tehlikeli. Haaland'ı vurdurmayın. Uğurcan Çakır. Dakika 42. Savunmaya devam ediyoruz. Gol aramaya devam ediyoruz. Dikkatli olalım derken saçma bir gol yedik ya. Saçma bir gol yedik. İlk yarıyı 2-1 kazanıyoruz. İnşallah ikinci yarıda bu skoru koruyabiliriz. Hatta devamını getirebiliriz gollerin. Haydi bakalım, Burak Yılmaz'ın vuruşuyla ikinci yarı başladı şimdi. Açıkçası vites küçültmek istemiyorum. Üçüncü golü istiyorum. Ama oyuncular da tabii ister istemez biraz yoruluyor. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yusuf'un önüne bırakacağım. Neyse, sakin. Sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. Yerden pasımı oynadım. Burak Yılmaz, o da pasını oynayacaktı. Oynayamadım maalesef. Ozan Kabak yerini terk etme. Aldık topu. Zeki Çelik girdi araya. Sakin, sakin, sakin. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Sakin, sakin, sakin. Sakin beyler, sakin, sakin, sakin. Güzel pas. Yusuf, Yusuf geriye çek. Çok... faul yaptım. Resmen faul yaptım. Adama çok pis daldım orada. Arkadaşlar dar açıydı. O yüzden orada şut çekmek çok mantıklı değildi. Dikkatli olalım. Güzel. Güzel. Korner. Yusuf Yazıcı sarı kartı görmüş olması lazım. Şimdi sağ kanattan geliyor. Norveç. Sakın. Sakın. Topu aldığım zaman uzaklaştırmak için elimden geleni yapıyorum ama nedense çok da uzaya vurmuyorlar. Attığımız o güzel gollere yazık olacak eğer bu maçı alamazsak. Gerçekten eğer bu maçı alamazsak attığımız o güzel gollere yazık olacak. Gerçekten moralim bozuldu ya. Gerçekten moralim bozuldu. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirdiler. Haydi 3. Haydi 3. Haydi 3. Hoca bitirme. Bitirme hoca. Bitirme ya. Bitirme ya. Maalesef 2-2 berabere kaldık. Attığımız güzel gollere yazık oldu ya. İkinci gol gerçekten çok saçmaydı ya. Gerçekten çok saçmaydı. Ligde şu anda 8. sıradayız. Bir sonraki rakibimiz olan Belçika ise 4. sırada. 2 mağlubiyetleri var aynı bizim gibi. Biz 4 maçta berabere kalmışız. Beşiktaş transfer kariyerini takip edenler bilir ki orada da çok berabere kalıyoruz. Her şeyi geçtim, yemin ederim şu son maç 2-0'dan 2-2'ye getirmeleri. Galibiyeti avucumuzun içinden kaybetmemiz çok çok dokundu bana ya. Vallahi çok dokundu. Kötü değiliz ama daha da iyi olabiliriz abi. Daha da iyi olabiliriz. 2-0'dan maç verilmez abi. Maç verilmez. İşte Belçika'nın ilk 11'ini görüyoruz. Lukaku, Hazard, Mertens, De Bruyne ve tekrar Hazard. Hazard kardeşler ikisi aynı anda sahada olacak. 3-4-2-1'lik bir dizilişle sahaya çıkacak Belçika. Son iki maçta biraz şanssızdık. Yani özellikle son maçta bayağı şanssızdık. Galibiyeti avucumuzun içinden kaçırdık resmen. Ama bu maçı inşallah mutlaka kazanacağız. Lafı uzatmıyoruz. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. İstanbul'dan hepinize merhaba. Türkiye-Belçika mücadelesi başlamak üzere. Oyuncular sahaya çıktı. İstiklal marşı okundu. Burak Yılmaz'ın vuruşuyla karşılaşma başladı. Başarılar milli takım. Haydi bismillah. Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ile oynadı. Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Burak Yılmaz, atarsın sen bunu. Budur. Ulan konuşamadım ama attık golü. 1-0 öndeyiz dakika 11. Kral atıyor. 1-0 öndeyiz. Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz paslaşmaları en sonunda sonuç verdi. Burada attık bu golü. 1-0 öne geçiyoruz. Belçika karşısında 2-0 bile bizim için rahat bir skor değil. Yani öyle ki 3-0, 4-0 önüne geçsem bile rahat etmeyeceğim herhalde. Pasımı oynadım şimdi. Tehlikeli pozisyon yaratmaya çalışıyorum. Cengiz. Cengiz. Uzak direğe vurmak istedim. Yakın direğe vurdu. Kaleci Kurtua topu böyle kornere çeldi. Şimdi Belçika hata çıkmaya çalışıyor. Topu kaptık. Hızlı paslarla çıkabilir miyiz? Hakan. Ah be, şutumu çekecektim.
Ağır ya. Valla bak ağır oynuyorlar. Ağır kalıyorlar yani oyuncular. Orada izlerken kızıyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben burada oynarken sinir oluyorum. Emin oldum ben burada oynarken sinir oluyorum. Çünkü en az sizin kadar güzel şutlarla gol atmayı ben de istiyorum. Ama işte bazen olmayınca... Of çok güzel pozisyon. Çok güzel pozisyon. Pasını oyna. Pasını oyna. İşte bu. Yusuf Yazıcı atıyor. 2-0 öndeyiz. Dakika 25. İnşallah bu maçta farkı gideriz ya. İnşallah bu maçta farkı gideriz. Burada işte çok güzel paslaşmalar. Ardından Yusuf Yazıcı'nın sert şutu. Topu ağlara gönderiyoruz. 2-0 öne geçiyoruz. Bu önemli karşılaşmada. İnşallah dediğim gibi farka gideriz. 2-0 ama şu an hakikaten rahat değilim. Çünkü bir önceki karşılaşmada dilimiz yandı yani. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Belçika korneri kullanacak şimdi. Şu pozisyonu da atlatalım. Hoca bitir artık ya. Bitir ya. İşte bu be. İlk yarı 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Fakat Belçika ufak ufak yüklenmeye başladı. O yüzden defansta biraz dikkatli olmamız lazım. Fakat tabii ki de korkak oynamayacağız. Hızlı çıkalım. Çıkma çıkma. Sen çıkma. Sen hızlı çıkma. Biz hızlı çıkacağız. Sen çıkmayacaksın. Sakin. 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 Golü kalemizde gördük. 60. dakikada. Sakin oynayacağız. Norveç maçında yaptığımız hatayı yapmayacağız. Korneri kullanıyor Belçika. Lukaku'ya dikkat. 3 metre boyu var adamın. Sakın 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 ya. Abi söyledim bir de ya. Söyledim bir de ya. Offside. Maalesef offside. Yemin ederim sevinemiyorum artık. Vallahi de billahi de sevinemiyorum. Yani iki maç arka arkaya 2-0'dan maçı veriyorduk neredeyse. Ki bu maçta hala bitmedi yani. Şuta bak ya ne kadar kötü. Hadi ya son 12 dakika. Lütfen kazanalım şu maçı. Lütfen ya. Sakin. 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 Sinirim o kadar alt üst oldu ki. Bakın yemin ederim sinirim o kadar alt üst oldu ki. Yani kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Son dakikada gol yemek çok can acıtıyor ya. 2-0 öne geçiyorsun. 2-2'ye getiriyorlar. Zor bela 3. golü atıyorsun. Son dakikada gol atıyorlar. Gerçekten sinirlenmeme geldi değil ya. Gerçekten sinirlenmeme geldi değil. Bir maç daha yapıp ben bu bölümü inşallah galibiyetle kapatmak istiyorum abicim. Çünkü gerçekten çok iyi maçlar çıkardık. Belki İtalya maçında çok iyi değildik ama son iki maçta gerçekten çok iyiydik. Maalesef şanssız şekilde her iki maçta da galibiyete uzanamadık. Mısır-Türkiye mücadelesi başlasın diyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Mısır-Türkiye mücadelesi başlıyor. Başarılar milli takım. Başarılar bizim çocuklar. Spikerlik yapmayacağım bu maç boyunca hiç konuşmayacağım. Gerçekten hiç ama hiç konuşmamaya çalışacağım. Mutlak galibiyet istiyorum. Onun için full konsantre oynayacağız. Sakın 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 adam bomboştu gördüm. Hadi ilk yarı bitmeden bir gol daha. Gerçi atsak da bir işe yaramıyor ya. Offside mı? Offside gördüm çünkü. Ne zaman ki konuşmaya başlıyorum konsantrasyon kaybı başlıyor. O yüzden mümkün olduğunca konuşmamaya çalışacağım. Çünkü bu bölümü gerçekten galibiyetle kapatmak istiyorum. Kaleye vurabilir. Dikkatli olun. Formaları böyle biraz Manchester United'da anımsatıyor bana.
Korneri kullanacak Mısır. Buraya kadar iyi idare ettik. İnşallah devamında da skoru koruyabiliriz. Yani şunu fark ettim ki bu seviyede topu aldığın an hemen oynayacaksın abi. Hemen oynayacaksın. Yani topu ayağına aldın. İşte şöyle 2 dakika bakayım nereye oynayayım falan. Böyle bir şey kesinlikle yok. Aldığın an tak oynayacaksın. Hadi bitsin karşılaşma. Hadi bitsin karşılaşma artık. Hoca inatla bitirmiyor ya. Hoca inatla bitirmiyor ya. Tam maç bitti artık kazandık diyoruz. Son dakikada kalemizde golü görüyoruz. Yine yangınlar yine ben. Yine yangınlar yine ben. Ben bittim yani. Vallahi de billahi de bittim. Yıldım. Yıldım abi yıldım. Neyse arkadaşlar böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim. 3 kere galibiyete çok yakındık. Fakat şans bugün yüzümüze gülmedi. Yani gerçekten de o yine yangınlar yine beni yaşadık yani. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere toplam 10 maç yaptık. 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Ve bu 6 beraberliğin 3'ünü son 3 maçta aldık. Son 3 maçta da galibiyeti avucumuzun içinden kaçırdık resmen. Yani orada şu an 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yazabilirdi. Her neyse arkadaşlar kapanışı fazla uzatmayacağım. Umarım her şeye rağmen video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.